Deprem nedir? Deprem anında ne yapmalıyız? Depremden nasıl korunabiliriz? Deprem sonrasında ne yapmalıyız? Deprem doğal hayatı, insan hayatını durduran, durağanlatan, yerel halkın ve yerel birimlerin baş edemediği türde bir afettir. Peki biz deprem anında ne yapmamız lazım? Deprem anında öncelikle nerede olduğumuzun çok önemi var. Evde miyiz, iş yerinde miyiz, açık alanda mıyız, araçta mıyız? Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela araç içinde depreme yakalanıyorsak, aracımızı en kısa zamanda bir yerde durdurup, istop edip depremin geçmesini bekleyeceğiz. Keza iş yerimizde ve evimizde isek, deprem anında mümkün olduğu kadar panik yapmadan, yavaş hareketlerle sağlam bulduğumuz bir eşyanın yanına çöküp kapanarak depremin geçmesini bekleyeceğiz. Deprem geçtikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki deprem geçtikten sonra bulunduğumuz binayı bir an önce terk etmemiz gerekiyor. Sarsıntılar devam ediyorsa binanın üst katlarına, dam kısmına kaçmamız gerekiyor. Eğer sarsıntılar yoksa da, eğer evimizdeysek mevsimine uygun kıyafetler ve varsa deprem çantamızı alarak evden bir an önce kaçmamız gerekiyor. Kaçamadığımızda kendimize göre en güvenli gördüğümüz eşyanın yanına kapanarak, cenin pozisyonu alarak, başımızı ve organlarımızı mümkün olduğu kadar koruyarak sabit bekliyoruz. Mümkün olduğu kadar hareket etmiyoruz. Deprem bitene kadar hiç hareket etmeden bekleyip, mümkünse ağzımız önünde küçük bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu küçük yaşam alanı çok önemli. Çünkü enkazın altında ne kadar kalacağımız, kaç saat sonra bizi kurtaracakları belli değil. En yakın zamanda biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi olarak 11 kişiyle Elazığ'a gittik. Elazığ'da da 8 canı, 9 canı hatta kurtardık. Kurtarmalarına vesile olduk ve gördük ki o küçük yaşam alanları insanların gerçekten bir şekilde kurtulmasına vesile olabiliyor. Bu yüzden deprem bitene kadar sabit bekleyip çok küçük bir yaşam alanı oluşturup nefes alabileceğimiz, arama kurtarma ekipleri gelene kadar beklemek, mümkün olduğu kadar kıpırdamamak, arama kurtarma ekipleri bize seslendiğinde onlara ses vermek, eğer ses veremiyorsak çok küçük bir kaya parçası ya da bir demir parçası alıp en yakın yere ritmik seslerle vurmak. Bu şekilde arama kurtarma ekiplerinin bize ulaşmasını sağlayabiliriz. Tabii depreminden önce yapmamız gerekenler de var. Bunların en başında binamızın depreme dayanıklı olup olmadığını gerekli kurumlardan yardım alarak tespit ettirmek. İkincisi ve kesinlikle önemli olanı hem binamızı hem de araçlarımızı sigortalandırmak. Üçüncüsü aile içinde bir deprem, acil durum planı yapmak. Yani çocuklarımızla, eşimizle deprem anında ya da deprem sonrasında ne yapacağımızı, nerelere gideceğimizi, elektrik, doğalgaz, su vanalarını nasıl kapatacağımızı, bu gibi konuları tartışıp onları bilinçlendirmek. Deprem anından sonra birbirimizi nerede bulacağımızı, şehir dışında bir akrabamızla nasıl iletişim kuracağımızı birbirimize söylemek. Çok küçük tedbirlerle aslında büyük kayıpları önleyebiliriz. Devlet olarak ve halk olarak ve bireysel olarak yaptığımız küçük tedbirler belki de yaşamımızı devam ettirmemizi sağlayabilir. Sizden ricam, bu gibi durumlar başınıza gelirse ve enkaz altında kalırsanız panik yapmadan sabit bir şekilde nefes kontrolünüzü sağlayarak kurtarma ekiplerinizi beklemenizdir. Teşekkür ediyorum.